Gümüş abi be. 60 kilogramda iki kadın sporcu geliyor ringe. Önce mavi köşede Azerbaycanlı sporcu Tülin Elek Belova. Hürmet vardır nurdan, hürmet vardır durda. Kuzeyde çatan güneş, güneyde parlar. Türkü'dü elim benim, ala boğazımı darlar. Yellene durmadan ölüm binen tablar. Türkçem diğer diğer kıştırar bu darlar. Menem menem Türk, önüme gelen hırk. Danışam indiler, her gün bir hile. Berçiye kadakılarım, doğrana dilim ili ile. Menem burada sahibi mülketim, Türk'tü kanım Türk. Yer üstünde kul menem, düşmanıma hul men. Nesimi kemanından bıraktığı o tirmenem, tirmen. Kırmızı gözlerim çalkalayıp salaram, bura toz toz duman men. Vermerem aman men bir bak heybete. Tanınaram gayrete. Bağlayam zalete. Babet kimi doğranamaya cisarete. Düşeme gel zarete. Mübarizem tek başıma gittim zekanime. Elimle verim vatana paytanime. Önceden bir çiçok. Can delenler yurda. Dağın edenler hurda. Kudret artır nurdan. Hürmet vardır durda. Kuzeyde çatan güneş. Güneyde parlar. Türkü'dü elim benim. Ala boğazımı darlar. Türü! Azerbaycanlı sporcu 18 yaşında, 1.70 boyunda, 60 kilogram ağırlığında profesyonel diyeti maç yaptı. 6'sını kazandı. 2 kez nakavt etti rakiplerini. Sadece bir kez mağlup oldu. Azeri fırtınası Tülin Elek Belova! Ve işte rakibi kırmızı köşede sporcumuz 24 yaşında, 1.70 boyunda, 53 kilogram ağırlığında profesyonelde ilk kez çıkıyor ringe. Bu özel Thai Fight gecesinde Dilara Başçı. Ve şimdi Tülin Elek Belova Dilara Başçı mücadelesi başlayacak. Tabii Azerbaycanlı köşeler. İsim Tülin Elek Belova ama o da gördünüz zaten Türk bayrağıyla beraber geldi. O da uzun yıllardır Türkiye'de bizlerle beraber ve maçımız başlıyor. Değerli izleyenler, Dilara'dan sert bir tekmeyle başladık ve şimdi bakalım maç. Dilara'nın tabii ilk maçı. Bir sağ yumruk geldi orada Tülin'den. Dur, ayrıl. Hakem ayırıyor. Ayrıl. Bu arada hemen söyleyelim, sevgili Ercan Artan şimdi bizlerle birlikte. Önceki dönem İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı kendisi. Hayat Boyu Öğrenme Federasyonu Başkanı. Çok evet. Da güzel bir ismi var federasyonun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş Ercan Bey, şöyle bir maça dönüyoruz. Ardından size hemen sohbetimize de başlarız. Tamam. Islaklıktan bahsetti bir Dilara. Dilara Başçı. Siyah şortuyla izliyoruz. Dilara Başçı'yı. Tülin Ekle ve Borova ise beyaz şortuyla. Şimdi bir sağ. Omuzuna bir darbe aldı. İyiyim diyor şimdi. Bir an için Tülin Elek Belova'nın canı bir hayli yandı. Şimdi bakalım Tülin omuzuna bir darbe aldı. Şimdi doktor geliyor. Çıktı girdi diye bilgi de verdi. Evet. Tülin Elek Belova devam edebiliyor. Dilara Başçı. Yine rakibimize doğru gidiyor orada yumruklar. Yakın dövüşe doğru döndü. Ayrıl. Bir diz. Bırak onu öyle. Hakem Dilara'yı uyardı. Başla. Çok gergin bir maç. Tekmeler karşılıklı geldi. Dilara.
Neye kart ederken bir yumruk geldi orada. Yine hakem ayırıyor. Bir ayak hemen bir problem var, onu düzeltecek. Köşesinde hemen düzelttirdi. Dilara Başçı. Hemen düzelten de Mükremin Güler. Bir dönerek yumruk denemesi olmadı. Filinden. Dilara. O denerek şimdi bir yumruk atmak istedi. Şimdi tekme geliyor. O bir sağ çıktı Tülin'den. Hakem ayırıyor. Ve round sona erdi. İlk round sona erdi. Biz hemen Ercan Artan'a dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bir eğitimci gözüyle, o zaman hazır yanımızda bir eğitimci varken, evet, ring sporları hakkındaki görüşlerinizi almak istiyorum. Nasıl yorumluyorsunuz siz? Nasıl görüyorsunuz? Tabii ki genel olarak sporla ilgili isterseniz bir görüş beyan edeyim. Lütfen buyurun. Şimdi doğrunun tanımı vardır malum. Basit bir tanımla doğru, iki nokta arasındaki en kısa mesafeye doğru diyoruz ya. İşte çocuklarımıza, gençlerimize spor gibi, müzik gibi, sanat gibi çeşitli müspet alışkanlıkları vermezsek eğer, onlar maalesef bu enerjilerini, bu genç enerjilerini negatif alanlarda kullanmak suretiyle başka alanlara kayabiliyorlar. Aynen öyle. Aynen öyle. İkinci roundumuz başladı. Tamam. Sevgili Ercan Artan'la bir yandan da sohbetimizi gerçekleştiriyoruz ama bir maçımız olarak da ikinci roundda Sivin Elekle Berova'yla beraber sevgili Dilara Başçı karşı karşıya geliyor. İkisi arasında da hakikaten maç bir hayli gergin geçti ilk round. Sivin Elekle Berova'nın omuzu çıktı round içerisinde. Hemen girdi tekrar yine. O yüzden devam etti. Sonrasında da Dilara'yla maç hakikaten bayağı bir gergin geçti Tünin'le Dilara arasında. Bakalım ikinci round. O da biraz gergin başladı. Şimdi tekme geliyor. Bir yandan da sözlü atışmalar da var ring içerisinde. Dilara tekme gönderdi. Şimdi Tülin yine içeriden bir diz düşüncesinde. Dilara'dan bir dönerek tekme. Şimdi geldi isabetli. Tülin nerede yumrukla saldırmak istedi. Bu arada köşeden iki taraf öyle bir kafa attı bu arada. Dilara ona tepkili. Hakem ikisini uyarıyor. Tülin'i kafa attığı için Dilara'yı da ayrıldan, yani stop dedikten sonra vurduğu için uyarıyor ve uyardı. İkiniz de diskalifiye ederim diye bir daha bunu yaparsanız. Çok sert bir uyarı. Devam ediyoruz. Yani şu ana kadarki en gergin maç bu oldu dersek herhalde yanlış olmaz. Tülin Elekberova ile Dilara Başçı arasındaki bu mücadele hakemini ayırıyor. Bir tekme geldi Tülin'den. Şimdi bir sağ yumruk. Dilara gövdeye doğru bir tekme göndererek aynı şekilde karşılık geldi orada Tülin'den. Tarafta tekme gönderdi. Şimdi karşı bir yumruklar. Dilara'da biraz yorgunluk baş gösterdi. Arka arka yumruklar geldi Tülin'den şimdi. Köşede çıktı onlara karşılık verme çabasında Dilara. Dilara Başçı'yı siyah şortuyla izliyoruz. Güzel tekmeye sağ yumruk karşılık. Hakemin ayırıyor. İkinci round'un sonlarına gelmek üzereyiz.
Bir sağ yumruk daha Tülin'den. Dilara başlıyor. Şimdi bir atak yapacakken Ranson erdi. Sevgili Ercan Artan'la birlikteyiz. İstanbul İl, Milli Eğitim Genel Müdür Yardımcısı önceki dönemde. Peki şunu sormak istiyorum size. Yani sporu sevdirmek ve tabii ki sağlıklı bireyler olarak yetişmesi çok önemli gençlerimizin. Nedir tavsiyeleriniz bu anlamda? Ulu Önder Atatürk'ün sağlam kafa sağlam vücutta bulunur esprisinden hareketle gençlerimiz sporla uğraştıkları sürece daha sağlıklı bir hayat nizamı oluşturmak suretiyle diğer genç jenerasyonlara da olumlu örnek teşkil etme gibi bir sorumlulukları söz konusu. Evet, üçüncü round başlıyor. Ercan Artan'a çok teşekkür ediyoruz ve maçımıza dönüyoruz. Tülin Elek Berova'nın yumruklarıyla başlıyor üçüncü round. Dilara Başçı şu anda gardını almış durumda. Biraz yorulmuş gözüküyordu ikinci roundun sonuna doğru. Oo, dönerek çok iyi bir yumruk geldi. Çok iyi bir yumruk geldi orada Tülin'den. Çok sert bir darbe. Orada şimdi hemen Hükrem'in Güler kendisine bir müdahalede bulundu. Tamam diyor. Bu yok, bitti. Tamam diyor. Dilara Başçı çok sert bir darbe aldı. Orada tam yüzüne doğru çok sert bir darbe geldi Tülin Elek Berova'dan ve o darbe maçı bitiren darbe oldu. Doktoru çağırdı. Maçın hakemi Bülent Eniş ve şu anda da işte Tülin Elek Berova tam önümüzde galibiyeti kutluyor. Dönerek çok sert bir sağ yumruk elinin tersiyle dış kısmıyla yumruğunun çok iyi bir darbe vurdu. O darbe maçı bitiren darbe oldu. Tülin Elek Berova adına Dilara Başçı henüz daha ortaya doğru gelemedi. Yani köşede hala doktorla konuşuyor. Bakalım. Şimdi evet, Dilara gelemiyor. Ring ortasına. Dilara ring dışında şu anda. Çok sert bir darbe geldi. Ve sonuçlar hazır. Dilara gelemiyor. Bir sözü sevgili Mustafa Özben'e bırakalım. Maça devam edemediği ve karşılaşmanın galibi 3. raunda 28. saniyede mavi köşe Tülin Elek Berova. Tülin Elek Berova kariyerindeki 8. maçında 7. galibiyetini almış oldu böylelikle. Kupayı takdim ettin. İşte Sayın Kadir Demir'e de galibiyet kupasını kaldırıyor. Bir yandan Dilara Başçı'nın da tedavisi devam ediyor. Ring kenarında değerli Sport TV izleyenleri, İşte Tülin Elek Berova kupasını kaldırdı. Serkan Eyvazov hemen yanında. Onu da bugün maçını izlemiştik. Galibiyetle tamamlamıştı. Şimdi artık gecenin son 5 maçı bizleri bekliyor. Tülin'in bu galibiyetinden sonra.